Sevgili kardeşlerim, hadis savunması isimli eserimizin 23. dersindeyiz. Bu derse kadar hep Kur'an'dan konuştuk. Hadis inkarcılarının biz Kur'an'a uyarız sözlerinin ne büyük bir safsata olduğunu gösterdik. Bu dersimizde ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konumuza bakan birkaç hadisini nakledeceğiz nakledeceğimiz ilk hadisi şerifi Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi ve Ahmet İbni Hanbel Hazretler nakletmişler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuş. Ela dikkat edin. İnni utitul Kur'an ve mislev ma'ah. Şüphesiz bana Kur'an ve onun bir misli verildi. Ala yushiku raculun ve ala eriketihi yagul. Dikkat edin. Karnı tok bir adamın koltuğuna yaslanarak şöyle diyeceği gün yakındır. Aleykum bihazel Kur'an. Sizin bu Kur'an'a uymanız gerek. Yani başka bir şeye uymanıza gerek yok. Fema vecettum fihi min halal fe Onda helal bulduklarınızı helal kabul edin. Ve ma vecedtum fihi min haram Onda haram bulduklarınızı da haram kabul edin. Ela efendimiz diyor ki dikkat edin. Ve inna ma harrama Rasulullah kema harrama Allah. Allah'ın resulünün haram kıldıkları Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam hadis inkarcılarını haber vermiş. Onlar uyarmak için diyor ki bana Kur'an ve onun bir misli verildi. Allah'ın Resulü'nün haram kıldıkları Allah'ın haram kıldıkları gibidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle diyor ama hadis inkarcıları peygamberimizin sözünü kabul etmiyor. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuş. Femen gagibe an sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuş. Femen lam ya'mel bi sünneti feleyse minni. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Şimdi hadis inkarcılarına bir sorun var. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir diyor. Ey hadis inkarcıları! Siz peygamberimizin sünnetiyle amel etmediğinize göre ondan değilsiniz. Peki siz kimdensiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Bir hadis şerifi daha nakledelim. İnne evvel zahabit dini terkü sünne. Dinin elden gidişi sünnetin terkiyle başlar. Yevhebut dinu sünneten sünneten kema yevhebul hablu kuvveten kuvve. Bir halatın iplik iplik ortadan kalkması gibi dinde sünnetlerin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Kardeşlerim bu konuda nakledilebilecek çok hadisi şerif var. Biz bunlarla yetinelim. Zaten aklı olana bunlar kafi gelir. Aklı olmayanaysa kitaplar dolu anlatsak nafile. Bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.